Bir fabrika aynı çatı altında iki farklı tesis var. Birinci tesiste saf alkol üretimi yapılıyormuş. Diğer bölümde, ikinci bölümde ise bu alkolün içki haline getirildiği bir bölüm varmış. Hocam bu birinci bölümde yani saf alkol üretimi yapılan bölümde çalışan birisi buradan emekli olduktan sonra aldığı evi mirasçısına bu miras olarak verildiğinde mirasçı bu evi reddetme hakkı var mıdır? Yani ben bu evi senin falanca alkol ürettiği yerden aldın, kabul etmiyorum diyebilir mi? Kaldı ki saf alkol üretimi yapılan yerde de çalışılır mı? Aynı çatı altında yan tarafta da bunun içki haline getiriliyor hocam. Bu doğru olur mu? Buyurun. Şüphesiz ki Cenab-ı Hak içkiyi haram kılmıştır. Bu konuda nas vardır, ayet-i kerime vardır. Böyle bir yerde çalışmak da haramdır. Ve böyle bir yerde çalışan kişinin kazancı da haramdır. Dolayısıyla böyle bir yerde çalışan bir kimse emekli olduğu zaman tabii bir primler ödüyor. Bu emeklilik primleri sadece kişinin orada çalışmış olduğu, yatırmış olduğu primlere dayalı olarak kendisine verilmiyor emeklilik maaşı. Bu tamamen sosyal bir güvencedir. Yani vatandaşın sosyal bir güvencesidir. Buradaki paralar bir havuza gidiyor ve o havuz içerisinde tabii belki milyarlarca emeklilik parası orada birikiyor. Bu emeklilik parasından efendim o kişilere veriliyor. Bunu böyle düşünmemiz lazım. Yani çalıştığı esnada o alkolden kazandığı için o doğrudan haram, kazancı haram. Ama bir emeklilik maaşını bunun gibi düşünemeyiz. Netice itibariyle dediğim gibi bu primler bir havuza gidiyor. O havuzda herhangi bir kimsenin kazancından gelen şeyler de onun emeklilik primi olabilir. Yani olayı biraz daha anlatabilmek için şöyle düşünelim. Mesela bir kimse diyelim ki 25 yıl çalışmış, orada emekli olmuş. Efendim bundan primler kesilmiş. Bu primler ne kadar kesiliyor? Diyelim ki 300 lira, 400 lira kesiliyor. Ama bu kişi emekli olduğu zaman 2000 lira maaş alıyor. Değil mi? Yatırdığı prim, yani şu an itibariyle hesaplayacak olursak yatırdığı prim 400 lira. Geri 2000 lira maaş aldığına göre peki bu 1600 lira nereden geliyor? Bu 1600 lira devletin sosyal güvencesinden gelen bir şey veya SGK dediğimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen bir şey. Olayı böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla emeklilik parasının da haram olduğunu, bu kişinin emeklilik parasının da haram olduğunu söyleyemeyiz ve bu kişinin mirasının da haram olduğunu söyleyemeyiz. Teşekkür.